Köşedeki gündem Murat Muratoğlu, Sözcü Gazetesi. Dolar 7'yi geçti, bölemeyecekler milleti. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellikle hastalıkları özdeşleştirerek bir mesaj vermesi, arkasından başlayan tartışma, ona Diyanet tartışmasının akabinde Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinin farklı yorumlanarak darbe tartışması yapılması, bir erken seçim yeniden bir erken seçim gündemini oluşturdu ülkede. Ve bu erken seçim gündemine bir rüzgar gibi herkesin kapıldığına tanık oluyor. İşte Murat Muratoğlu'nun köşesinde bugün o rüzgara kapılan Berat Albayrak, Maliye Bakanı'nın tweetini görüyoruz. Gecenin bir yarısı tweet atmış Berat Albayrak diye başlıyor sözlerine Murat Muratoğlu. Ve Berat Albayrak'ın tweetinde milletimizi bölemeyecekler vurgusunun anlamını anlamlandıramadığını anlatıyor aslında. Ne alaka diyor. Bir Hazine ve Maliye Bakanı neden böyle bir tweet atar ki? Ne oluyor yahu? Millet neden bölünüyor? Kim ülkeyi parçalıyor? Savaşa mı girdik? En son 55 ülkeye yardım göndermiştik. Kiminle savaştayız? Bayrakları mı indiriyorlar? Ezanlarımız neden susuyor? İmamların ağızlarını mı bağladılar? Aklımda deli sorular. Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı nerede? Birileri ülkeyi parçalamaya çalışıyorsa neden susuyorlar? Ülke savunması Hazine Bakanı'nın omuzlarına mı kaldı? Ekonominin elsi olmayan cümlelerin sebebi neydi ki? Bakan Bey, dolar 7 lirayı geçti. Milletimizi bölemeyecekler. Bakan Bey, rezervlerde döviz kalmadı. Ülkemizi parçalayamayacaklar. Bakan Bey, büyük kriz kapıda. Ay yıldızlı bayrağımız da göklerde. Bakan Bey, ekonomi fena. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Bakan Bey, işsizlik. Galip olan sadece Allah'tır. Hayırdır? Belli ki devletin malı deniz bitti, kara göründü. Tweet'in altındaki yorumlara baktım. Millet battık, açız, yardım, kredi diye ağlıyor. Seçmen galiba sonunda duble yolların, havalimanlarının, betonun aslında yenilemeyecek, giyilemeyecek bir şey olduğunu anladı. Ben hala tweet'i anlamadım. Murat Muratoğlu anlamadım diyor haklı olarak, çünkü akılla mantıkla açıklanabilecek bir durum değil. Erken seçim tartışmalarıyla ancak açıklanabilecek bir durum. Maliye Hazine Bakanı Berat Albayrak bir tweet atıyor bu şekilde. Çünkü kendisi AKP'de Cumhurbaşkanı AKP'li Erdoğan sonrasına hazırlık içerisinde. Bu yönde ara ara mesajlar veriyor. Bir yandan da erken seçim tartışması yaşıyoruz. Çünkü AKP şu anda yoklama çekiyor. Benim anladığım kadarıyla gündemde bir erken seçim sonbaharda olur mu olmaz mı, olsun mu olmasın mı diye muhakeme yapıldığı için gündemde. AKP'lilere bakacak olursanız biz istemiyoruz diyorlar, ama daha önce de AKP'nin istemiyoruz dediği birçok şeyi aslında el altından yoklama çeker bir gündem haline getirdiği bilindiği için pek güvenilecek açıklamalar değil bunlar. Şu anda belirsiz bir erken seçim tartışması, tarihi belirsiz bir erken seçim tartışması yapılıyor. Bir normalleşelim. Korona günlerinde yani o normallik havasını bir estirelim. Ondan sonrası Allah kerim. Çünkü gerçekten maliyeti çok zor hesaplanacak ve içinden çıkılacak bir durumla karşı karşıya Türkiye.